Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çektiğim videolara ve içeriklerime gelen kötü yorumları okuyacağız. Bu kötü yorumları beraber okumamızın sebebi de şu. Ya genel olarak insanlar anlattığım şeyleri veya bahsetmeye çalıştığım şeyleri çok yanlış anlıyorlar. Böyle araştırmadan direkt sövüp geçiyorlar. Tabii çok aşırı küfürlü olanları siliyorum ama küfür haricindeki bütün kötü yorumları veya olumsuz eleştirileri burada tutuyorum. Hiç ne cevap veriyorum ne de siliyorum. Tüm bu gelen eleştirileri tek tek burada cevaplayabileyim ki benim de kendimi ifade etme fırsatım olsun. Neden yanlış anladıklarını da arkadaşlara buradan anlatabileyim. Bu arada yorumlarını okuyacağımız video Amazon vs Shopify videosu. Şuradan videoya gidip bir videoyu izleyebilirsiniz. Zaten kısa video. Amazon'da ve Shopify'da dropshipping yapmanın farklarını anlatmıştım. İşte kargosu, iade süreci, mağaza yönetimi arasındaki farklardı video içeriğinde olan şeyler. Şimdi bir arkadaşımız yazmış ki yani müşteriyi mağaza keyfi sebeplerle haklı bulmazsa iade ve garanti kabul etmeyebilirsiniz. Tam Türk usulü bizde var gelin demek istemiş. Bu videoyu gören müşteri garanti ve iade süreci mağaza inisiyatifindeyse sizden alışveriş yapar mı yapmaz. Şimdi arkadaşlar iade süreci Shopify'da bizim inisiyatifimizde değil. İade süreci Shopify'da şöyle gerçekleşiyor. Sen eğer Shopify mağazana bu ürün 20 günde gelecek dediyse ve eğer bu ürün 20 günde gelmediyse, eğer müşteri Stripe ve PayPal üzerinden ödeme yapıp ürünü de taahhüt ettiğimiz tarihte gelmezse o zaman müşterinin itiraz etme hakkı var. Ve itiraz ettikten sonra sizden eğer PayPal ile alışveriş yaptıysa PayPal, Stripe ile alışveriş yaptıysa Stripe, müşteri itiraz ettiği anda size bildirim gönderiyor. Diyor ki işte bir tane itirazın var, hemen bu itirazı cevapla biz değerlendireceğiz diyorlar. Yani bizim inisiyatifimizde değil olay. Bu bir. Bunu anlayalım öncelikle. Çünkü sen mesela mağaza sayfasında dedin ki bu ürün 20 günde gelecek. Müşteri aldı ama 15 gün oldu. Müşteri de itiraz etti. Sen o zaman şunu diyebiliyorsun. Bakın diyorsun, Stripe veya PayPal fark etmez hangi platformdan aldıysa o platformun itirazına gidip cevap veriyorsun. Bu benim kargo takip numaram. Bu benim ürünü sattığım link. Burasında da ürünün kaç günde geleceği yazıyor. Müşteri ürünü satın alalı daha 15 gün olmuş. Ben de ürün 20 günde gelecek demişim. O yüzden ürünün gelmesi daha 5 gün var. Bu da tracking kodu. Yani kargo takip numarası deyip itiraz ettiğin zaman %90-99 oranında zaten olayı sen kazanıyorsun. Ama gönderdiğin halde ürün mesela 25 gün oldu gelmedi ve müşteri itiraz etti. Buna tabii ki ekstra ben bu ürünü parasını iade etmiyorum, İşte ben kesinlikle haklıyım gibi deme gibi bir şansın yok. Çünkü zaten böyle bir durumda Stripe veya PayPal parayı senden alıp bakiyene yansıtıp müşteriye geri iade ediyor. Bu tamamen senin inisiyatifinde olan bir şey değil. Yalnızca Amazon'dan farkı, Amazon sana yargısız infaz yapıyor. Çünkü bütün her şey kendi elinde. Sen Shopify'da müşteriyle konuşabiliyorsun, anlaşabiliyorsun, ödeme yöntemleriyle konuşabiliyorsun, durumu izah edebiliyorsun, ekstra süre isteyebiliyorsun, bunların hepsini yapabiliyorsun. Devamında da şunu yazmış arkadaş, mağaza sahibi karlı sanıp bunlara yönelir, sonra ortada kalır. Ne olacak? 2 DHF haberi, bu sanırım bir yine şikayet şeyi. İki tane de şikayet var haberinden sonra müşteri bir platforma uğramaya başlar. Değerli arkadaşım, biz Türkiye'de e-ticaret yapmıyoruz. O yüzden Türkiye'deki bu platformlardan da muaf değiliz. Bizim müşterilerimizin %100'ü yabancı. Garanti ve iade tüketici haklarına göre yorumlanmadığı sürece o siteden uzak durmak gerekir. Arkadaşlar biz zaten global satış yapıyoruz. Bunların hepsine uymak zorundayız ve uyuyoruz. Hakeza kullandığımız platformlar Shopify, Stripe ve PayPal bütün bunlara dikkat ederek sizin ilerlemenizi sağlıyor. Bir arkadaşımız da şey yazmış, PayPal mi kaldı? Arkadaşlar PayPal Türkiye'den operasyonlarını çekti ama tabii ki dünya üzerinde hizmet vermeye devam ediyor. Biz de PayPal'i Amerika'daki şirketlerimiz üzerinden kullanıyoruz. Zaten Türkiye üzerinden kullanmıyoruz. Giriş yaptığımız platformlar Amerika'daki sanal bilgisayarlar. Kayıt olduğumuz durum, Amerika'daki şirket adımız, resmi şirket adresimiz ve vergi numaramız tamamen Amerika üzerinden ilerletiyoruz her şeyi. Sonra da vergisini ödediğimiz parayı tabii ki Türkiye'de harcayabiliyoruz. Bir arkadaşımız da demiş ki Çiftlik Bank'ın TOS'unu da tahtada göstermişti her şeyi. Bir daha kendisini göremedik. Şimdi arkadaşlar TOS'un olayı çok farklı. Yani TOS'un yapmaya çalıştığı şey piramit sistem. İnsanlardan sürekli para toplayıp topladığı paralarla piramitin bir üstündeki insanlara faiz ödeme olayı. Tabii ki bunun arkasına işte yumurtaları ve çiftlikleri koydu esasında. Bizim yaptığımız olay kesinlikle bir işte marketing piyasası veya bir piramit sistemi değil. Sebebi de şu. Arkadaşlar biz herhangi bir ticaret modeline insanları sokmuyoruz. Biz e-ticaret yapıyoruz. Yaptığımız e-ticaretleri gösteriyoruz. Nerede ne yaptığımız belli. Biz sadece isteyen insanlara bunların eğitimini veriyoruz. Bunların eğitimini vermekten de ziyade bizim esasında bunları yapmamızın tüm sebebi reklam ajansımıza kurumsal müşteri çekebilmek. Yani şu anda bu videoları, bu içerikleri işte 1000 kişi görüyorsa bunların içinden sadece işte 3-4 tane iş sahibi reklam
yönetimine ihtiyaç duyan insan bizdeki bu yeterlikleri gördükten sonra reklam ajansımıza geliyor. Yani bizim özellikle işte şöyle bir sistem var, gelin buyurun katılın, bu sisteme katılın şu kadar para kazanın, kar oranları bu, buraya para girdiğinizde ilk ay bu kadar para kazanırsınız gibi bir şey bizim ağzımızdan asla duyamazsınız. Böyle bir zaten ticaret yöntemi ve mantığı olamaz. Bizim yaptığımız tamamen bir e-ticaret sistemi. Bu e-ticaret sistemini nasıl yaptığımızı sizlere anlatıyoruz. Sizler de bunları çok fazla soruyorsunuz zaten. Onun yanında da bizim zaten reklam ajansımız var. Biz bu yaptığımız bütün işlemleri reklam ajansı olarak kurumsal müşterilerimize de yapıyoruz. Burada bizim için içerik çıkarmak ve bunları anlatabilmek bizim yeterliğimizi göstermek açısından çok önemli. Dropshipping'de Türkiye'ye ait ödeme altyapısı yok. ABD'de şirket açmanız gerekecek. O kadar da kolay değil. Arkadaşlar, Amerika'da şirket açmak tamamen 2 adet kağıdı Amerika'ya fax çekmekten ibaret. Başka hiçbir işlemi yok. Bununla alakalı zaten Amerika'da şirket kurma hizmetini resmi olarak biz veriyoruz. Şirketini kurmak isteyenler yine dediğim gibi bana ulaşabilirler. Altını hücumda en çok parayı kürek satanlar kazanmış. Dropshipping'de seminerciler. Arkadaşlar, ben seminerci de değilim. Yani seminer vermiyorum. Bizzat ben eğitim vermiyorum. Ben ajans sahibiyim ve dropshipping yapıyorum. Bunları da anlatıyorum. Bunları da anlatmak durumundayım. Hem çok fazla soru geliyor, hem çok fazla insanı kandırıyorlar, hem de çok fazla yanlış bilgi ortada dönüyor. Yaptığım sadece bu. Ekstra olarak bizim şirketimizden danışmanlık da alabilirsiniz. Danışmanlık da sadece bu işleri anlattığımız bir özel ders modülü. Başka da içinde hiçbir şey yok. Biz bunları anlattıktan sonra hiç satış da yapamayabilirsiniz, hiç para da kazanamayabilirsiniz. Bu sadece bir e-ticaret modeli. Haha, acaba kendileri para kazanıyorlar mı? Arkadaşlar, biz zaten dropshipping'den kazandığımız para ve sermaye ile burada ajans kurduk. İstanbul'un en merkezi konumundayız. İstanbul'un bence en güzel iş yerlerinden birinde ofisimiz var. Zaten adresimiz de belli. Turun Center'dayız. Bahçeli bir ofisteyiz. İçeride 8 tane çalışanımız var. Outsource olarak toplam 20 tane çalışanımız var. Ve bu iş yerin kurulması, ajansın yürümesi, görmüş olduğunuz bütün ekip, bilgisayarlar, masalar, sandalyeler, bunların hepsi dropshipping'de kuruldu arkadaşlar. Biz bu taraflara hep sıfır sermaye ile geldik. Amerika'da biz bunları yaptığı işe wishful marketing diyoruz. Yani umut satıyorlar. Boşuna paranızı kaptırmayın. Arkadaşlar, biz bir şey satmıyoruz. Yani gerçekten. Benim sadece danışmanlık sattığım paketler var. Bu paketler de sadece birebir verdiğimiz eğitimlerden oluşuyor. İçerisinde başka bir şey yok. O eğitimleri de bizzat ben bile vermiyorum. Benim ekibim veriyor. Geri kalan durumda ben ajansla ilgileniyorum ve farklı birkaç girişimim daha var. Bu girişimlerimde ve ajans içerisinde kimseye visual marketing yapmıyoruz. Kurumsal firmalara genel olarak sosyal medya yönetimi, reklam yönetimi, içerik hizmeti sağlıyoruz. Genel olarak iş geliştiriyoruz. Bir arkadaşımız da yazmış. Ne anlatıyorsun AQ? Yani genel olarak işte e-ticaret, dijital marketing. Bunları anlatıyoruz. Ya arkadaşlar, şöyle söyleyeyim. Benim de karşıma gün içerisinde gerçekten ilgili olmadığım reklamlar çıkabiliyor. Sevmediğim şeyler çıkabiliyor. Ama ben bugüne kadar gördüğüm bütün işleklere saygı duydum. Çünkü içerik, yani sonuç olarak bir emek verilmiş, üzerine çalışılmış bir olay. Bu TikTok videosu da olsa, YouTube'da bir parodi video da olsa, benim gibi işte bir işte eğitim içerikli bir video da olsa, bunların hepsine saygı duymamız gerekiyor. Yani içerik üretenlere, içeriklere ve üreticilerine ben saygı duyuyorum. Benim gibi bence herkesin saygı duyması lazım. Dropshipping'de Amazon müşteri hizmeti sağlamaz. Sadece satıcı aracılık yapar. İade işlemleri vesairelerle ilgilenmez. Genel olarak doğru diyebilirim ama dediğim gibi ben Amazon'da dropshipping yapmadığım için temel olarak detaylarına hakim değilim ve ne yaptıklarını gerçekten çok detaylı bilmiyorum. Ama bildiğim kadarıyla Amazon her zaman tabii ki alıcının yanında. Kendi logosunda da belirttiği gibi A'dan Z'ye iade ve memnuniyet politikaları var. O yüzden biraz satıcı tarafında yargı sehpaz yaptığını düşünüyorum. Kendi açısından mantıklı olabilir çünkü milyonlarca satıcı, milyarlarca alışveriş yapan insan var. Bunları bir şekilde handle etmek gerekiyor. Bir arkadaş da şey yazmış. Bir bitmedi bu marketing sistemleri. Sen onu üye yap. Platin üye, gold üye. Kardeşim, artık yemiyor bu millet. Sizden önce çoktan birileri geldi, piyasayı silip süpürdü. Geç kaldınız. Size en fazla 3-5 kişi ya düşer ya düşmez. Şimdi bir kere arkadaşlar, az önce de ilettim. Diğer yorumun aynısı aslında. Yorum yapan arkadaş muhtemelen ne yaptığımızı anlamamış. Bir tık haklı olabilir. Dışarıdan sonuçta insanların nasıl para kazanacağını gösteren bir şey anlatıyorsun. Ve bununla alakalı tabii ki ben işte şu kadar para vereyim, gideyim, gold üye olayım, platin üye olayım. Sonra 5 arkadaşımı ikna edeyim, onları getireyim gibi bir sistem. Yani Ponzi ve piramit sistemi zannediyor. Böyle bir sistem yok. Böyle bir şey de yapmıyoruz. O yüzden bu yorumları da üzerime almıyorum. Bir arkadaş da şey almış. Bunlar insanları kandırıyorlar. Zamanı gelince mahkemeler sürünecekler. Haberleri yok demek istemiş. Arkadaşlar, biz kazandığımız paranın vergisini ödüyoruz. Şirketimiz var. Gerek Amerika'da gerek burada iki ülkede de vergi ödüyoruz. Bütün işlerimiz resmi. Faturası kesiliyor. Dediğim gibi herhangi bir mahkemelik bir durum yok. Herhangi bir vergi kaçırma, gelir kaçırma gibi bir durum yok.
O yüzden dediğim gibi genel olarak bu yorum yapan arkadaşlar işi yanlış anladıkları için ben de çok üzerime alınmıyorum. Şimdi Instagram'daki yorumlara gelelim. Instagram'da bir fotoğrafının altına gelen kötü yorumları okuyorum. Bir fotoğraf atmıştım. Pazar günü ofiste çalışırken, zaten biz genel olarak haftanın 7 günü ofisteyiz ve ciddi manada çalışıyoruz. İşlerimizi büyütmek, girişimlerimizi bir yerlere getirmek için. Bununla alakalı pazar günü çalışırken gerçekten büyük firma sahipleriyle yaptığımız bir toplantıdan elde ettiğim notları burada aktarmıştım. Bir arkadaşımız da şöyle yazmış. İşte böyle saçma bir yazı ve bana ne senin fotoğrafından denilecek bir fotoğraf için neden reklam verilir ve pat diye önüne çıkar ki insanların. Bizim neslin saçmalıkları olsa gerek, engelleyim de bitsin. Arkadaşlar reklamları, ben reklam ajans sahibiyim. Tabii ki bütün içeriklerimi reklam vereceğim, deneyeceğim, hedef kitleleri analiz edeceğim. Bunları da en iyi kendi kitlem ve kendi içeriklerim üzerinden yapabilirim. Bununla alakalı dediğim gibi bu reklam ilginizi çekmiyorsa ve beni görmekten nefret ediyorsanız beni engelleyebilirsiniz. Bu arkadaşımız da en iyisini yapmış ama tabii ki böyle bir zorbalığa gerek yoktu. Diğer arkadaş da ona bir yorum yapmış. Yeni moda bu. Girişimcilik diye genç arkadaşlar umut pazarlamak, kendini önemli hissetmek falan. Gerçekten bir girişimde başarılı olmuş ve çalışmaktan başını kaşıyacak veya unu oynayacak zamanı kalmamış insan buralara çalışıyormuş gibi fotoğraf çektirip sponsor reklam verip takipçi kazanma derdine düşmez. Bir kere bunlara zamanı olmaz. Girişimciyim ayağına sosyal medya danışmanlığı yapacak plan bu. Arkadaşlar plan çok belli. Evet, ben sosyal medya yöneticiliği yapıyorum. Dijital reklam yöneticiliği yapıyorum çünkü benim bir ajansım var ve bu gizli plan değil. Kimseye de umut satmıyorum. Bu arkadaş gibi yüzlerce sponsor reklam var, durmadan karşımıza çıkıyor. Engellemekte de bitmiyorlar. Bunun yerine istersen Instagram'da ve Facebook'taki reklam algoritmasını sana anlatayım. Biz reklam çıkarken genel olarak hedef kitleyi seçeriz. Hedef kitle üzerinde de Facebook kendi algoritmasında hedef kitle üzerinde de reklamlar büyüdükçe, çok para harcadıkça Facebook da kendi algoritmasına göre bu reklamları optimize etmeye başlar. Eğer bu reklamlar durmadan ve bu tip reklamlar durmadan senin karşına çıkıyorsa muhtemelen bir girişimcilik, bir proje veya bizim gibi işte bazı dijital reklam ve sosyal medya yönetimi olayları kovalıyorsun demektir. Sana tavsiyem böyle reklamları gördüğün zaman engelleyebilirsin ve bu reklamları görmek istemiyorum seçeneğine tıklayabilirsin. Evet arkadaşlar, genel olarak yorumlar bu kadar. Yani daha çok fazla aynı tip yorum var ama dediğim gibi verdiğim cevaplar hep aynılaşmaya başladı. Çünkü genel olarak sistemi ve işleyişi yanlış anlayan insanlar aynı tip yorumları yapıyorlar. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Dediğim gibi yine yorumlarda bana çekmemi istediğiniz videoları, anlatmamı istediğiniz konuları yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.